Kanlok ekranlarından hepinize merhaba. Bugün Geleceğe Bakış programıyla İsmail Can Bey ile birlikteyiz. Kendisi Web Bilgi İşlem Genel Müdürü. Bugün 30 yıllık sektör tecrübesiyle bize yeni bilgiler verecek. Merhaba İsmail Can Bey. Merhabalar. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizler iyisiniz. Öncelikle şunu sormak istiyorum size. Kripto paraların geleceği hakkında ne düşünüyorsunuz? Özellikle bu Facebook'un çıkaracağı Libra ile ilgili bilgileriniz nedir? Aslında gelecek dediğimiz zaman, yani gelecekte hayatımızda var olacak en önemli şeylerden bir tanesi kripto para. Gelecekte hayatımızdaki en önemli şey. Özellikle kripto para denilince Bitcoin aklımıza geliyor. Ama önümüzdeki 5-10 yıl gibi bir sürede Libra coin denilen bir coin çıkıyor. Aslında bu bir coin değil, dijital para olarak çıkıyor. Yani Bitcoin gibi değer her gün değişecek vesaire işlem yapacak bir para olmayacak bu. Şu anda Facebook tarafından duyuruldu ama ortaklarına bakmamız lazım. 27 tane şu anda dünya şirketi var. Bunların içerisinde işte Paypal'ı, Coca-Cola'sı, Amazon'u gibi şirketten oluşuyor ki hedef 100 tane dünya şirketinin bir araya gelerek bu parayı çıkartması, Libra coin'i çıkartması. Libra coin hayatımıza ne katacak? Hepimizin hemen hemen şu anda 2 milyar kullanıcısı olan bir WhatsApp var. Facebook'a ait. WhatsApp'ta hepimizin bir kripto para cüzdanı olacak. Yani artık kredi kartı vesaire gibi şeyler kullanmayacağız. Elimizdeki cep telefonlarımızla beraber tüm ödeme sistemlerimizi yapacağız. Bu kripto paralar neyi çıkartacak? Kişiden kişiye para transferini. Şu anda bankacılık sektörü diye bir şey kullanıyoruz. Yurt dışına bir para gönderdiğinizde bir komisyon ödüyorsunuz. Ama artık WhatsApp'tan mesaj atar gibi ben size, siz bana para gönderiyor olabileceksiniz. Ve tüm harcamalarımız, bir markete bir harcama yaptığımızda hemen bir QR kod okutarak oradan, yani Libra ile ödememizi yapıyor olacağız. Az önce 27 şirket dedim, 100 olacak dedim. Ve dünyaya bunun duyurulması da şu olacak. Diyecek ki bu 100 tane şirket, bizim bütün çalışanlarımızın biz ödemelerini Libra ile yapıyoruz. Tüm sitelerimizde ürünlerimizi Libra coin'e satabiliyoruz diye dünyaya duyurulacak bu. Şimdi niye bu tarz bir şeye geçiyorlar? Var olan kredi kartlarımız var, nakit ödeme sistemlerimiz var, bankacılık sistemi var. Şimdi her şey veri üzerine ve analiz üzerine. Sizin ne harcadığınızı, nerede ne aldığınızı, ne yaptığınızı, ne kadar çok veriye hani big data denilen bir şey var. Büyük bir data, büyük veri. Sizin bütün alışkanlıklarınızı biliyor ve size ona göre şeyler önerebiliyor. Hiç mesela biz sizle burada bir şey konuşuyoruz. Telefonumuzda, bilgisayarımızda hemen onunla ilgili reklamlar görüyoruz. Eskiden bunu sadece aradığımızda görüyorduk. Ama şu anda konuştuğumuzda bile ki cep telefonlarımızda yazılımlar yüklerken mikrofon kullanımına izin verdiğimiz için arka tarafta bir sanal zeka bizi dinliyor ve o konuyla ilgili satın alma şeyimizi karşımıza getiriyor. Şimdi nakit harcamalarımızı kayıt altına alamıyorlar. Kredi kartıyla yapılan harcamalarımız kayıt altında, oralardan bulabiliyorlar bunları. Libra'ya geçtiğimizde atıyorum 5 sene ya da 10 yıldan bahsediyorum. Nakit para diye bir şey olmayacak. Tüm ödeme sistemlerinin tamamı kripto para olan Libra üzerinden ya da dijital para olan Libra üzerinden olacak. Ve senin artık 1. günden 30. güne kadar o parayı nereye harcadın, ne aldın, ne kullanıyorsun, sürekli alışkanlıkların ne? Her şeyini biliyor olacaklar. Bununla ilgili mesela Çin farklı bir uygulama yaptı. Diyor ki halkın sağlık bilgilerini almak için deraltı çipi koyuyor. İşte nabzınızı ölçeceğim, kan değerlerinizi ölçeceğim diyor. Aslında kişileri takip ediyor. Kişilerin yaptıklarını takip ediyor. Ve bir dönem sonra o çipin üzerine ödeme sistemini de yüklüyor olacak. Gene bununla ilgili Zaman adında birkaç tane film var. İşte insanların kollarında bir saat var. Gidiyorlar, çalışıyorlar, dakika satın alıyorlar. Dakikaları bitiyorsa ödüyorlar. Yani dünyayı oraya doğru götürüyorlar. Libra coin dediğim gibi WhatsApp üzerinden bir cüzdanımız olacak. Bu cüzdandan bütün ödemelerimizi yapıyor olacağız. Ve artık bankacılık sistemini de bir nevi ortadan kaldırıyor olacak. Şu anda yurt dışına bir para göndermek istediğinizde belirli bir komisyonlar ödüyorsunuz. Şimdi kişiden kişiye para transferi aslında kripto paraların ana çıkması. Yani herhangi bir merkezi sistemin olmaması, yüzlerce, binlerce sunucu üzerinde küçük küçük kilobayt kilobayt bilgilerin tek bir zincirde birleşmesi ve zincirde olduğu zaman paketlenmesi ve tüm dünyada bu zinciri görüyor olabilmesi. Dünyadaki en güvenli sistem blockchain, bunların veri tabanı. yapı olarak. Bütün harcamalarınızı takip ediyor dedik Libra coin üzerinden. Her şeyinizi görüyor. Mesela ben size bir para göndermek istediğim zaman aynı WhatsApp'tan bir mesaj atar gibi parayı gönderiyor olabileceğim. İlk 1990'lı yıllarda internet yeni çıkmaya başladığında kişiden kişiye müzik transferi diye bir şey çıktı. Herkes dedi ki ya dedi kim dedi internetten müzik gönderir. CD var, kaset var o dönemlerde. Bu olur dedi. Ama bugün hayatımızda baktığın zaman CD de yok, kaset de yok. Sadece internet üzerinden müzik var. Üye oluyorsunuz, dinliyorsunuz ve paylaşabiliyorsunuz. Yani yakın gelecekte para da aynı bu şekilde kişilerin kontrolünde, merkezi bir yere bağlı olmadan herhangi bir merkeze herkesin yönettiği bir şey olacak. Ama tabii arka planda biri gizli olarak bunu yönetiyor ve bütün verilerimize, bütün bilgilerimize ulaşıyor olacak. Kripto paraların bir geleceği var. Şu anda 1500'ün üzerinde kripto para var. Yani büyük bir ihtimalle bunlar 100'e kadar azalacak yani tarafta. Çünkü her kripto paranın bir hikayesi olması gerekiyor. Yaptığı bir iş olması gerekiyor. Bitcoin para transferi, işte Ethereum para transferi, IOTA denilen bir kripto para var. Bu diyor ki ben nesneleri birbiriyle konuştururum. Örneğin işte gelecek teknolojilerinden bir tanesi de yavaş yavaş başladı. Evimizdeki beyaz eşyalar akıllanmaya başlıyor. Yani dolapta süt bittiyse dolap otomatik olarak markete süt siparişi verebilecek altyapı ve zeminler oluştu. İşte bu bağlantıları yapacak olan altyapı ve teknoloji diyor ki en hızlı ben yaparım diyor IOTA. Bu da bir kripto para. Yani kripto paralar geleceğin vazgeçilmez kısacası. Hayatımızda hep olacak. Yatırım yapılabilir seçeneklerden biri, yatırım tavsiyesi de değil. Madem böyle bir giriş yaptık, şöyle devam edelim. 5G ve 5G'nin en çok etkileyeceği sektörler. Tabii 5G ile şöyle bakmak lazım. Şimdi 4.5G ile 5G arasında ne fark var? Hepimiz biz işte 3G'den 4.5G'ye geçiş yaparken dedik ki hızımız artacak. Daha kesintisiz film izleyeceğiz dedik. Şimdi 4.5G'de milisaniyelik kesintiler oluyor. Biz bunları fark edemiyoruz. Ama bugün sağlık sektöründe 4.5G'yi kullanamıyoruz. Yani örneğin Çinli bir doktor ya da Amerikalı bir doktor işte Türkiye'deki piyasayı robotik teknolojiyle 4.5G ile ameliyat yapması imkansız. Niye? Tam bir işlem yaparken milisaniyelik bir kesinti o ameliyatta hüzünle sonuçlanabilir bir sürü. Ama 5G arka planda kesintisiz bir bağlantıyı, hem ciddi bir bant genişliği hem hızı ve sıfır kesinti bunu getiriyor. 5G ile beraber artık şöyle düşünün, herkes elimizdeki bir telefon, 5G'li bir telefon, bir canlı yayın aracı. 4.5G'de de yapıyoruz ama kesintiler olabiliyor. 5G'de hiç kesinti olmayacak. Sanki kabloyla bağlıymışsınız gibi, sanki işte oradaymışsınız gibi. Ve özellikle sağlık alanında 5G'nin getireceği o kadar çok şey var ki. Yani siz bir tedavi olmak için, bir ameliyat olmanız için diyelim Amerika'da bir doktor var, kalkıp Amerika'ya gitmeniz gerekmiyor. Sonuçlarınızı vesaire dijital ortamda gönderdiğinizde burada dijital hazırlanmış bir ameliyathanede robotik ameliyatı direkt Amerika'dan doktor gelip bunu yapıyor olabilecek. İşte finans sektörü, sanal zeka vesaire tüm bunlar için 5G geçerli ve dünyadaki 5G algoritmasını bulan da bir Türk profesör. Hatta Huawei ilk 5G yatırımlarını yapıyor bununla ilgili. Bu Türk profesörü onurlandırmak adına Çin'de bir kokteyl de verdi. Bu basında da duyuruldu. Bu da ülkemiz adına sevindirici bir şey. Evet, çok sevindirici. Zaman kaybetmeden diğer konularımıza geçelim. Tabii ki. Veri aktarımından bahsettik. Üç boyutlu yazıcılar ve onun geleceği hakkında ne düşünüyorsunuz? Şöyle, birçok insanı işsiz bırakacak şeylerden bir tanesi 3 boyutlu yazıcılar. Şöyle düşünün, yani şu elimdeki kalemi bir 3 boyutlu yazıcıyla artık yapabiliyorsunuz, içindeki mürekkebi hariç. Ya da bir gemi yapabiliyorsunuz. Geçen 3 hafta önce bir haber okudum. Tepeden tırnağa komple bir 3 boyutlu yazıcıyla gemi ürettiler. Veya ev üretebiliyorsunuz. Ana mantık ne? Yani şöyle düşünün. Elinizde bir kalem var. Ne yapıyorsunuz? Bunda bir resim çizebiliyorsunuz. Bilgisayarda da tasarlamış olduğunuz 3 boyutlu ortamda, herhangi bir nesne 3 boyutlu yazıda bir materyal veriyorsunuz buna. Diyorsunuz ki bu plastik bir materyal olacak. Bu plastik materyali alıyor. Göndermiş olduğunuz tasarımı bu plastiği eriterek, tüm detayı yapmış olduğunuz çizime göre eriterek bu tasarımı yapıyor. O nesneyi ortaya çıkartıyor. Bu şeyin, oluşacak olan şeyin sağlamlığına kullanmış olduğunuz materyal karar veriyor. Şu anda mesela plastiği eritebiliyorlar. İşte ev yapıyorlar dedim. Harç döküyor. Yani bildiğin harcı döke döke duvar yapıyor, ev yapıyor. Aynı mantıkla. Ya da organ üretiyor. Yani siz 3 boyutlu yazıcıya işte materyal olarak kök hücre veriyorsunuz. Diyorsunuz ki bir tane kulak üret. Ya da bir kalp kapakçığı üret. Kalp kapakçığını oluşturan şeyleri ham madde olarak verdiğinizde oturuyor ve organ yazıyor. Yani gene hep Hollywood'dan falan bahsettik. İzlemiş olduğumuz Netflix'te bir dizi var. Orada bildiğin komple insanın tepeden tırnağa vücut olarak 3 boyutlu yazıcıyı da yazıyorlar. Yani gelecekte bedeni yapıyor olabilecekler ama ruh tarafına karışmıyoruz. Yani 3 boyutlu yazılarla. Yani örneğin bir gemi düşünün. Okyanusun ortasındasınız. Bir tane yedek parçanız bozuldu. Şu anda gemilerin hemen hemen tamamında orta büyüklükte 3 boyutlu yazıcılar var. Çünkü o parçayı hemen çizip ya da lazer tarayıcıyla tarayıp orijinalini direkt gemide o parçayı birkaç gün içerisinde yazıp yerine takabiliyorlar. Ya da siz meraklısınız. Evinize bir 3 boyutlu yazıcı alıp çocuğunuzun oyuncaklarını tasarlayıp yapabiliyorsunuz. Yani tasarlayabildiğiniz her şeyi şu anda plastiği eritebiliyor, metali eritebiliyor, alüminyum tarzı. Yarın bir gün daha büyük işte demiri vesaire eritebilecek, o ısılara gelip dayanabilecek ki hızla gelişen bir teknoloji 3 boyutlu yazıcı. Onları da yaptıkları zaman artık seri üretimler, şunlar bunlar hepsi ortadan belki kalkıyor olacak. Hepimizin evinde bir tane 3 boyutlu yazıcı olacak. Hemen hemen ihtiyaçlarımızın çoğunu evde yazıyor olacağız. Yani bir koltuk mu lazım? Diyeceğiz ki işte ipliği vereceğiz, işte plastiği vereceğiz. Bize bir tane koltuğu yapıp çıkartacak yani 3 boyutlu yazıcı. Yani 3 boyutlu yazıcılar gelecekte ticareti çok etkileyecek. Birçok kişi işsiz bırakacak. Bu hızla gelişmeye devam ederse. Çünkü kendi ihtiyaçlarımızı kendimiz karşılayacak hale geliyor olacağız birçok alanda. Yüz tanıma sistemlerine doğru ilerleyelim. Şimdi kamera sistemleri, yüz tanıma sistemleri. Şöyle son özellikle 5 yılda yani en azından insanlığa aktarılan kısmıyla kamera sistemlerinde çok aşırı gelişmeler oldu. Eskiden kameraları bir kamera alıyordunuz. İşte siyah beyaz bir kamera vardı. Güvenlik kamerası olarak takıyordunuz ve görüntü kaydediyorsunuz. Şu anda bir kamera aldığınız zaman neredeyse kameranın içerisindeki yazılımla beraber analiz yapıyor kamera. Yani bir bilgisayar gibi çalışıyor. Sanal zeka gibi çalışıyor. Geçenlerde işte bir söyleşide dinledim. 14 tane analiz yapıyor. Örneğin diyorsunuz ki işte şurada bir çizgi var. Bu çizgiden buraya kaç kişi geçti sayıyor. Ya da işte havaalanlarında kullanıyoruz. Bir noktaya bir nesne bırakıldıysa hemen güvenliği diyor ki şuraya bir nesne bırakıldı 30 saniyeden fazla durdu. Bunu kamera sistemi seni otomatik olarak uyarıyor. Ya da bir alan işaretliyorsunuz. Diyorsunuz ki burada 3 kişiden fazla birileri burada durduğu zaman otomatik olarak güvenliği uyar diyorsunuz. Hemen orada 3 kişiden fazla bir kişi olduğu zaman güvenliği uyarıyor. Artık bunları sadece bir kamerayla yapıyorsunuz. Yani birebir oturuyor, her şeyi analiz ediyor. En önemli şeylerden bir tanesi yüz tanıma. Ki bilgisayar ve işlemci hızlarının artmasıyla beraber yüz tanıma sistemi şöyle düşünün. Sisteme sunucuya bir aranan kişilerin yüzlerini koyuyorsunuz. 5-10 kişi. Ki Çin hükümeti geçen ay bunun testini yaptı. Tüm Çin'de yüz tanıma sistemini devreye soktu. Ve bir suçluyu gitti. Herhangi bir ilçede bir yere koydu. Ve polisin haberi yok. Hiç kimsenin haberi yok. Ve o yüzü sistemi yükleyerek tarattırdı. 6 dakika içerisinde Çin gibi bir coğrafyada hepsi birbirine benzeyen insanlar, bize göre onlara göre değil. Yani 6 dakikada bu sistemi buldu. Ki son günlerde bu salgından, koronavirüsünden dolayı herkes maske taktığı için yüz tanıma sistemi çöktü diye de başlıklar atılıyor Çin'de. Ki Londra'da, Amerika'da bu sistemler çok aktif olarak kullanılıyor, yüz tanıma sistemleri. Yüz tanıma sistemleriyle gelecekte sadece şu anda işte şehir güvenliğinde falan kullanılıyor diye bakıyoruz ama yarın bir mağazaya girdiğinizde ki var olan veri tabanlarındaki gerekli izinler vesaire alındığında sizi tanıyor olacak. Sizin alışkanlıklarınızı biliyor olacak. Size hoş geldiniz diye adınızla hitap edecek. Ve sizi almayı düşündüğünüz işte ceket modeline yönlendiriyor olacak. Ve bunları hep sanal zeka ve yüz tanıma sistemiyle yapıyor olacaklar. Şu anda havaalanlarında şurada burada testleri de yapılıyor bu sistemlerin. Türkiye'de de. Yani örnek olarak yani gelecekte hiçbir yerden, hiç kimseden gizli hiçbir şey yapamıyor olacaksınız. Teknoloji geliştikçe aslında özgürlüklerimiz kısıtlanıyor. Yaptığı her şey, her yerde, her zaman takip ediliyor ve izleniyorsunuz. Gerek telefonlarımızla, gerek yüz tanıma sistemleriyle. Gerçi bunların hepsi bizim güvenliğimiz için tasarlanmış teknolojiler. Hep o niyetle kullanılırlar inşallah diyoruz. İnşallah, inşallah diyelim. Şimdi bu Amerika'da artık Amazon'un yaptığı yeni marketler var. Tabii kamera sistemleriyle ilgili o da. Bir markete giriyorsunuz. Cep telefonunuzda girişte hiç kimse yok. Cep telefonunuzu ekrana okutuyorsunuz. Diyor ki İsmail Can hoş geldiniz diyor. Ki bunu yüz tanıma sistemiyle de yapabiliyor şey olarak. Ama cep telefonundan ödeme için onay almak için telefonunuzu uyguluyorsunuz. Market içerisinde işte 30-40 tane kamera olduğunu düşünün. Bir rafa gidiyorsunuz. Bir raftan bir ürünü alıyorsunuz. Diyor ki 3 lira tak. Hemen telefonunuzda 3 lira hesabınızı yazıyor. Başka bir şey alıyorsunuz yazıyor. Yanlış koydunuz. Alıyorsunuz geri koyuyorsunuz rafa. Otomatik olarak hesabınızdan düşüyor. Hiçbir personel yok. Hiç kimse yok. Giriyorsunuz, alışverişinizi yapıyorsunuz ve çıkıyorsunuz. Otomatik olarak hesabınız oluşuyor. Yani ne oldu? Kasiyerler yok, güvenlik yok. Yani hala birileri işsiz kalıyor. Yani teknoloji geliştikçe yeni iş imkanları açarken 10 kişiye iş imkanı açıyorsa 100 kişi işsiz bırakıyor aslında. Son olarak bu mesleklerden yüz tarama sisteminden konuştuk. Bu Watson'dan konuşalım. Bu Watson nedir? Watson, IBM'in geliştirmiş olduğu bir sanal zeka robotu. Yani şu anda hem avukatlık tarafında hem doktorluk tarafında hemen yani Google'dan aradığınızda da göreceksiniz bir sanal zeka. Şöyle düşünün. Bir avukat ne kadar yaşıyor? 70 yıl, 80 yıl bir takım veriler öğreniyor. Ölüyor, onunla beraber gidiyor. Ve her gün yeni kanunlar çıkıyor. Birçoğunu atlayabiliyor. Dünya yani o ülkedeki tüm kanunların bir bilgisayara yüklendiğini düşünün. Ve bütün davaların ona yüklendiğini düşünün. Geçmişte bu davalarla ilgili alınmış olan kararları düşünün. Ve her günde yeni çıkan kanunların hepsinin beyninize yazıldığını düşünün. Watson bu. Ve 100 tane stajyer avukatı toplamışlar. Onlara bir takım görevler vermişler. Ve bu 100 tane avukata verdikleri görevi Watson'a vermişler. Avukatların doğruluk oranı yani onlara verdikleri ya hazırladıkları savunmalar %75 oranında kalırken Watson %95'in üzerinde başarı sağlamış. Ve buradaki iş atıyorum 3 gün sürmüşse Watson onu 3 saatte yapmış. Yani gelecekte avukatlık mesleği büyük bir ihtimalle Watson'a emanet olacak gibi görünüyor. Doktora tarafında da Watson şu anda dünyadaki tüm hastalıklar, olabilecek tüm her şey Watson'a yükleniyor. Şu anda sadece sizin bir kameradan göz retinanıza bakarak işte şeker hastası olup olmadığınızı %98 oranda net doğru teşhis koyabiliyor. Ve Watson'ı şöyle düşünün. Hiçbir doktor dünyadaki tüm yapılan makaleleri okuyamaz. Bunları ezberleyemez. Ve bunları karşılaştıramaz. Watson şu anda tüm makaleler, tüm teşhisler, tüm tedavi yöntemleri, tüm ilaçlar. Bunların hepsini alıp analiz yapabiliyor. Ve çok hızlı çalışan bilgisayarlar üzerinde yapılıyor. Ve özellikle kuantum teknolojisi denen bir teknoloji geliyor bilgisayarlarda. Bizim işlemcilerimiz işte hep normal işlemci mantığında geliyor. Kuantum yani bir kuantum işlemci atıyorum 1000 tane sunucunun yaptığı işi yapabilecek seviyede olacak. Ve bununla beraber işte Watson gibi sanal zeka uygulamaları bizim hayatımızı çok değiştirecek. Yani atıyorum bir kanser algoritmasını yüklüyorsunuz. 1 ay, 2 ay bütün olasılıkları deneyerek ancak o sürede size cevap verebiliyor. Bunu bir kuantum bilgisayara koyduğunuzda işte 2 ay, 3 ay süren işi bir günde sonuçlandırıyor olabiliyorsunuz. Yani sağlık alanındaki bu gelişmeler ömrümüzü uzatıyor olacak. Tabii bu arada nüfusumuz artıyor. En büyük sıkıntılardan bir tanesi, onu da örnekleme yapayım. İnsan nüfusu 1900'lü yıllara kadar 1 milyarın altındaydı. İşte 1900'lü yıllarla 1950 yıllar arasında 1 milyarın üzerine çıktı. 1950 ile 1970 arasında 2 milyar ve 70'ten günümüze de 7 milyara çıktı. Ve dünya kaynaklarımızda sıkıntılı ve çok hızlı bir nüfus artışımız var. Bununla ilgili geçen şeyde denedim. Bir kabı düşünün. Bunun içerisine mitoz bölünen bir işte bakteri koyuyorlar. Bir saat içerisinde bu bakteri bu kabı dolduracak. Bölünüyor, bölünüyor, bölünüyor ve bir saatte dolduruyor. Kabı dolduruyor. Şimdi sizce kabın hani %50 doluluk olduğunda dakika kaçtır tahminen? Kaçtır? Yani mantıklı baktığınız zaman yarısının 30. dakikada doluyor olması lazım. Hayır. 59. dakikada %50'si dolmuş. Yani son 1 dakikada 2'ye katlamış oluyor. Bu da önümüzdeki 30 yıl içerisinde şu anda dünya nüfusunun 8 milyar olduğu söyleniyor ki bu nüfus artışıyla gittiğimizde 30 yıl sonra dünya kaynaklarının hiçbiri, ne suyumuz ne yiyeceğimiz bize yetmiyor olacak. Bununla ilgili de çözüm bulacaklardır mutlaka. Kendi kabımızı dolduracağız. Teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Bugünkü Geleceğe Bakış programının sonuna geldik. Paylaştığı bilgiler için İsmail Can Bey'e çok teşekkür ederiz. Bizi onurlandırdınız. Çok teşekkürler. Bir dahaki sefere görüşmek üzere.